Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Türkiye ve dünyanın gündemindeki esas konuyu Ukrayna'yı konuşacağız. Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerini konuşacağız ama bizim üzerinde durmak istediğimiz konu Ukrayna'nın işgalinden, burada yürümekte olan savaştan Türkiye'nin çıkarması gereken, Erdoğan'ın alması gereken 7 önemli ders. Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna'da işgalin faturası her gün biraz daha ağırlaşıyor. Ukrayna'da siviller vuruluyor, yerleşim yerleri yıkılıyor. Buna dair çok görüntüler tüm dünya medyasında, Türkiye'de de var. Halk hayatta kalma savaşı veriyor ve şu ana kadar, daha şu an itibariyle 2 milyonu aşmış durumda yurt dışına göç etmek zorunda kalan insan. Bir de internal dediğimiz içeride göçler var ki Ukrayna'da hayat haliyle felç olmuş durumda. Rusya beklendiğinden yavaş ilerliyor ama ilerlemeye devam ediyor. Özellikle Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın kısımları, Belarus sınırına yakın kısımları ve Karadeniz sahilini kapatıp o kıskacı içeriye doğru daraltmak istiyor gibi bir izlenim var. Ekranda da Rusya'nın pembe olan yerler, Rusya'nın kontrolündeki yerler ve bunu gördüğünüz gibi hem Karadeniz'e doğru tamamen kapatıyor denize çıkışını, hem de başkent Kiev'i düşürüp sonra bu halkayı aşağıya doğru birbiriyle birleştirecek ve belki batıya doğru da işgaline devam edecek tüm Ukrayna'nın. Şu an bir barış görüşmeleri yapılıyor. Sivillerin tahliyesi için bir geçici ateşkes ilan edilmiş durumda. Gerçi şehirlerden sivillerin boşaltılması demek, şehirlerin daha çok yıkıma maruz kalacakları ya da tamamen düşecekleri anlamına da geliyor. Rusya'nın barış görüşmelerinden 3 temel şart ileri sürdüğünü açıkladı Rusya'nın sözcü. Biri Kırım'ın ilhakının, yani Rusya'nın toprağı olarak ilhak edilmesinin tanınmasını istiyorlar. İkincisi Donbas bölgesi olarak adlandırdığımız Donetsk ve Lugansk'ın, ayrılıkçıların olduğu Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığının tanınmasını istiyorlar. Üçüncüsü de NATO üyeliği hedefinin Ukrayna Anayasası'ndan çıkarılması, Ukrayna'nın hiçbir bloka üye olmadan hem silahsız hem de tarafsız bir statüde kalmasını istiyorlar. Bunlar yeterli olur mu Rusya için? Rusya eğer bu savaştan başarılı çıkarsa, bir defa dişine kan bulaştı beyaz ayının diyelim tırnak içerisinde, Çarlık Rusyası hayallerine devam edeceğini düşünüyorum. Rusya komşularına artık ciddi tehdittir. Ukrayna'da olduğu gibi Moldova'ya da, Gürcistan'a da, Azerbaycan'a da, Orta Asya'ya da tehdittir. Finlandiya'ya da, İsveç'e de tehdittir mevcut haliyle. Baltık ülkelerine, NATO üyesi diğer küçük 3 Baltık ülkesine de tehdittir. Eğer ilerlemesine devam ederse, Çarlık hayali devam edecekse, Gürcistan için de, Azerbaycan için de, Orta Asya ülkeleri için de pek parlak bir yakın gelecek gözükmüyor demektir. Ama nihayetinde bir de Türkiye'ye tehdit boyutu var. Karadeniz'de güçlü hale gelir, işte yeniden Bulgaristan-Romanya hayallerine kapılırsa, Türkiye için de hem Karadeniz'de güvenlik açısından, hem Boğazlar, hem Akdeniz'e inmek açısından tehdittir. Büyüyen bir tehdittir. Şimdi bunların üzerinde daha fazla durmayacağım. Bizim bu savaştan çıkarmamız gereken, Erdoğan'ın alması gereken 7 dersin üstünde durmaya çalışalım. Bunlardan birincisi, bence en önemlisi ve en öncelikli olanı, tek adam her açıdan felakettir. Putin'in yaptıklarından, Rusya'nın bugünkü tavrından çıkarılması gereken en önemli derslerden bir tanesi. Putin ne danışmanlarını dinledi, ne dünyanın uyarısını dinledi. Yaptığı tek şey, kafasına koyduğu hedefi hayata geçirmekti. Bu tek adam rejimlerinin en büyük dezavantajı. Kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması, karar alma süreçlerinin tek kişinin iki dudağı arasında olması. Türkiye'de de maalesef tek adam rejimi giderek Rusya'dakine benzer bir otoriterleşme arz ediyor ve bütün denge ve kontrol mekanizmalarından sıyrılmış durumda. Tek adam savaş demektir. Tek adam
yokluk ve fakirleşme demektir. Bakın Rusya'nın Ocak'tan itibaren, 1 Ocak'tan itibaren rublesinin değeri %163 düşmüş durumda. Enflasyonunun, Rusya'da enflasyonun 3 haneye çıkması bekleniyor. Uluslararası yaptırımlar, Rusya bunu bir savaş yaptırımları olarak niteledi. O kadar ağır ki daha etkilerini göstermeye başlamadı. Hem teknoloji ambargoları hem de ekonomik ambargolar Rusya'nın devam ederse saldırganlığına, çok daha fakirleşmesine, halkının yokluk çekmesine, teknolojik olarak ilkelleşmesine sebep olacak. Mesela Rus Hava Yolları'nın kullandığı 600 küsur uçağın 300 tanesi Boeing ve Airbus, üstelik Batı'dan kiralamaymış. Rus yanının kendi malı da değil. Hem oraya uçak satışına ambargo koydular, hem de bu uçaklar geri dönecek. Bu Rus yapımı, o daha az teknolojik uçakların yeniden Rus semalarında yer alması demek. Yani halkının yaşam standartlarını nereden bakarsanız bakın aşağı çekiyor ve çekmeye devam edecek. Zaten Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar dolarına şu an el konulmuş durumda. Hele bir de enerji blokajı başlarsa Rusya'daki ekonomik kriz sanıldığından çok daha ağır etkiler göstermeye başlayacak. Yani Putin sadece Ukrayna'nın değil, kendi halkının geleceğini de karartıyor. Öyle karartıyor ki sadece reel manada değil, haber alma açısından da karartıyor. Mesela Facebook, Twitter, sosyal medya kanallarını yasakladı. Bütün haberler devletin kontrolündeki yandaş medya üzerinden halka pompalanıyor ve halkın önemli bir kısmı hala Ukrayna'ya Rusya'nın savaş başlattığını, Rusya'nın işgale yeltendiğinden habersiz. Kimisi Rusya'nın kendini savunduğunu zannediyor. Kimisi NATO'ya ve Nazilere karşı mücadele yürütüldüğünü düşünüyor. Kimisi de insani yardım amaçlı oraya gidildiğini düşünüyor. Mesela Rus televizyonlarında Ukrayna halkına nasıl yardım edildiği, kurtarıldığına dair görüntüler yayınlanıyor. Sivillerin nasıl öldürüldüğü, katledildiğine dair görüntüler, yıkımlar ya da Rusya'nın kayıplarına dair, Rus uçaklarının düşüşüne dair, Rus askerlerinin ölümüne dair görüntüler yayınlanmıyor. Yayınlanmasına da izin verilmiyor. Buna rağmen çok geniş savaş karşıtı protestolar vardı. Özellikle Petersburg ve Moskova'da. Şu ana kadar 13 bin insan savaş karşıtı oldukları için gözaltına alınmış, tutuklanmış durumdalar. Gerçekleri karartıyor. Tek adam hem İstişareyle alınmış bir devlet kararıyla hareket etmediği gibi hem de halkına yalanlarla gerçekleri karartmaya devam ediyor. Şimdi bundan sonra bütün Avrupa'da, Batı'da Rusya'nın yayılma korkusu var ve Rusya'nın bundan zaferle bile çıksa Ukrayna'da Pirus Savaş dediğimiz asları yüzünden keşke de kazanılmasaydık, hiç bu savaşa girmeseydik denilecek bir zafer elde etmiş olacaklar. Türkiye'nin işte buradan çıkarması gereken en temel ders ya da Erdoğan'ın alması gereken ders, kontrolsüz tek adam rejimini en azından denge ve denetim mekanizmaları ile kuvvetler ayrılığı ve bağımsızlığıyla en kısa sürede dengelemek olmalı. Eğer medya özgür değilse, ifade özgürlüğü yoksa, tek adamın aldığı kararların kontrol mekanizmaları, denge mekanizmaları, devlet içerisindeki erkler ayrılığı yoksa işte sonu böyle felaket oluyor. Sadece Rusya üstünden konuşuyoruz diye varsaymayın. Saddam da böyleydi, Esed de böyleydi, Kaddafi de böyleydi. Tek adam rejimi sonuç itibariyle ülkesine er ya da geç felaket getirir, yoksullaşma getirir. Ve daha önemlisi sadece ülkesine değil, bölgesine ve dünyaya da tehdittir, istikrarsızlık ve tehdit sunar. Şimdi ikinci önemli ders alınması gerektiğini düşündüğüm Türkiye'nin, Türk halkının ve Erdoğan'ın çıkarması gereken ikinci önemli dersin, Ukrayna'nın işgali Rusya tehditleri karşısında ya da herhangi büyük bir tehdit karşısında NATO üyeliğinin, NATO güvenlik şemsiyesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şimdi
Türkiye bir taraftan işte çok övülen, dünyada da çok övülen, bunu haberde yapmıştık. TB2 insansız hava araçları yapıyor, ciddi teknolojik yatırımlar yapıyor, roketler yapıyor, anti-taksavar füzeleri yapıyor, orta ve uzun orta menzilli füzeler yaptı, seyir füzeleri, uzun menzilli seyir füzeleri üzerinden çalışıyor, 500-600'ü 1000-1200'e çıkartmaya çalışıyor falan. Bunların hepsi tabii ki çok önemli ama Rusya gibi bir güçle karşı karşıyasınız, karşı karşıyaysanız mesela 60 küsür milyar dolar savunma harcaması olduğu ifade ediliyor Rusya'nın yıllık, Türkiye'nin 13 milyar dolar. O da o kadar geniş bütçe ayrılmasına rağmen. S-400 alarak ya da işte Rusya ile ekonomik ilişkilerinizi artırarak, bağlarınızı artırarak Rusya'yı teskin etmeniz mümkün değil. Bu net olarak artık görülüyor. NATO'nun buna karşılık, NATO'nun savunma harcamaları, NATO'nun toplamdaki savunma harcamaları neredeyse Rusya'nın 20 katı. Amerika'nın tek başına savunma harcaması Rusya'nın 15 katı kadar. Üstelik Rusya'nın bütün bu harcamalara rağmen işte TB2'lerde, Bayraktar TB2'lerin karşısındaki başarısızlığında olduğu gibi Javelin, omuzdan atılan anti-taksavar füzeler, yine Stinger gibi omuzdan atılan, yerden havaya atılan füzeler karşısında da başarısız olduğu, teknolojik yetersizlik gösterdiği görülüyor. Nitekim Ukrayna'ya 17 bin adet Javelin anti-taksavar füzesiyle binlerce Stinger hali hazırda nakledilmiş durumda. Zira Ukrayna'ya bundan sonra silah nakliyatının, silah girişinin sağlanmasının zorlaşacağını tespit etmişler. Dolayısıyla önceden alabildiğince silahı soktular. Sınırlar açık olduğu sürece hala da sokmaya devam edeceklerdir ama şu an tam açık ve hala Ukrayna'da bir yönetim varken alabildiğince hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Bunların hepsi, her biri Rusya'nın çok çok ciddi kayıplar vermeye devam edeceğini ve Rusya'nın orada batağa saplanacağını ekonomik olarak gösteriyor. Şimdi savunma harcamaları Rusya'nın 1/5'i olan Türkiye'nin böyle bir gücün tehdidi altında, istikrarsızlığı tehdidi altında. Mesela yarın Boğazlar'dan geçeceğim dediğinde Rusya ile savaşmayı göze alamayabilirsiniz vesaire. Ama bütün bunlar sizin NATO şemsiyesinde olmanızın caydırıcılığını gösteriyor. Ne kadar Batı karşıtı olursanız olun, NATO'yu ne kadar sevmiyorsanız sevmeyin, eğer Rusya komşunuzsa, eğer böyle her komşusuna tehdit sunan bir devletle, bir büyük devletle komşuysanız, beyaz ayı ile yatağa giren sonucuna katlanır derler. Böyle bir komşuya yakın komşuluğun bedeli işte Ukrayna'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da, Moldova'da yaşanandır. Türkiye için NATO şemsiyesi ne kadar eleştiriler olsa da göründüğü kadarıyla elzem ve devam etmelidir. Şimdi üçüncü önemli ders çıkarılması gerektiğini düşündüğüm ve Erdoğan'ın almasını gerektiğini düşündüğüm üçüncü önemli ders, Türkiye ekonomik gücünü, bağımsızlığını artırmalı. Bağımlılığını da azaltmalı. İşte ayçiçek kuyruklarının ana sebebi bu bağımlılık. Doğalgazdaki bağımlılığınız, hatta ekmek fiyatlarında ciddi bir zamlanma bekleyebilirsiniz. Zira tahıl ithalatımızın %70'e varan oranı Rusya ve Ukrayna'dan. Eğer siz bir üründe bir pazara bu kadar çok bağlanırsanız, işte kolunuzu büker hale geliyorlar. Sizi tüm dünya yaptırımlar uygularken, komşunuza saldırmış bir komşunuz varken tarafsızız diye bir kenarda bekler bulursunuz kendinizi. Türkiye ekonomik özgürlüğünü artırmalı. Bunun için yeni tarım projelerine, tarımsal destek fonlarına, stratejilerine de ihtiyaç var. Yılların ihmali, tarımda, hayvancılıktaki ihmali bir an önce giderilmeli. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmayabilir. Yani teknik olarak mümkün ama hani buna zorlamayabilirsiniz ama stratejik ürünleri kendi toprağınızda yetiştirmelisiniz. Bu ister teşviklerle, ister desteklerle olmalı. Aynı zamanda istihdamın da artması vesaire. Bu sizin teknolojide, bu sizin sanayileşmede, bu sizin inovasyonlardaki gelişkinliğinizi engelleyecek bir şey değil. Her ikisini başaran batılı ülkeler
ortada. Türkiye de bunu başarmalı ve buna entegre olmalı. Yangını söndüremeyen, işte buğdayını üretmeyen, kendi canlı hayvanını üretmeyen bir Türkiye olmayı hak etmiyor. Coğrafi özellikleri itibariyle Türkiye. Dördüncü önemli ders diyebileceğim burada, Erdoğan Rusya'dan özür dilemekten artık vazgeçmeli. Rusya'nın önünde diz çöker konumda olmaktan vazgeçmeli. Ne demek istiyorum? İşte en son Ethem Sancak, Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, yandaş medyanın başına getirilen, tank park fabrikalarının verildiği, Erdoğan'ın oligarklarından olduğu herkes tarafından bilinen Ethem Sancak'a Perinçek üstelik, sol koltuk değneği iktidarın, zaten aralarında bir akrabalık bağı olduğu, bacanak oldukları biliniyor. Perinçek tarafından Rusya'ya, Moskova'ya gönderildiği ortaya çıktı. Ve orada bir televizyon kanalına da beyanatlar verdi. O beyanatlarda skandal ifadeler var. Mesela Erdoğan'ın damadının sattığı Bayraktar TB2 uçakları için, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları için özel bir şirketin satışı diyor. Hani buna kimse inanmaz. Buna emin olabilirsiniz. Hadi diyelim SİHA'ları özel bir şirket sattı. Peki Roketsan füzelerini de mi özel şirket sattı? Yani bunların devlet izni olmadan, onayı olmadan satılamayacağını herkes bilir. İşte NATO'yu darbecilikle suçladı. Biraz önce neden Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı olmaya devam ettiğini izah etmeye çalışmıştım. Ama orada Rusya'nın hoşuna gidecek ne varsa ya da Avrasyacı, ulusalcı kanat Erdoğan'ı buna zorluyor ve hataya zorluyor. Türkiye bu hatadan, ikide bir Rusya'dan özür dilemekten vazgeçmedi. Hani yeni mi? Yeni de değil. Hatırlayın, Rus uçağı düşürüldükten sonra, ki Erdoğan'ın bizzat verdiği talimatla düşürülmüştü sınır ihlali yaptığı için Suriye'de. Ardından Erdoğan yazılı olarak Putin'den özür dilemişti. Hem yazılı hem sözlü özür dilemişti. Oysa 34 askerimizi şehit ettiğinde Rusya, Türkiye'den hiçbir özür dilemedi. Ya da Türk savaş uçağını Rusya'nın verdiği savunma sistemleriyle Suriye düşürdüğünde F-4'ümüzü, yine hiçbir özür dilemedi. Hatta Erdoğan bu krizlerden birinden sonra Moskova'ya gittiğinde Erdoğan'ı tam 5 dakika saray koridorunda bekletti. Hatırlayın, bunun görüntüleri de yayınlanmıştı. Şimdi Türkiye'nin şunu anlaması gerekiyor. Bölgesel bir güç olacaksa, bölgesinde etkin bir güç olacaksa bu Rusya ile savaşmamayı gerektirir, anlarım. Ama Rusya ile çıkarlarının çatışması demek. Yakın komşularınızın tamamında Rusya'da at oynamak istiyor. Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da, Gürcistan'da, Azerbaycan'da, Ermenistan'da. Eğer siz yakın coğrafyanızda etkili bir devlet olamayacaksanız, güçlü ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler kurmuş, o bağlar sayesinde büyüyemiyorsanız, Rusya'ya karşı da hiçbir şey ifade edemezsiniz. Ama siz bunu yapacaksanız, bu aynı zamanda Rusya'nın çıkarlarıyla çatışma gerektiriyor. Askeri çatışmadan bahsetmiyorum, diplomatik, ekonomik çatışmaları gerektiriyor. Türkiye, Kırım'ın ilhakında yeterince ses çıkarmadığı için, Rusya'nın işgal ettiği o Kırım üzerinden Karadeniz'e yeni üsler yapmasından, deniz filosunu güçlendirmesinden rahatsızlığını dile getirmeyip nasıl Rusya'yı Karadeniz'de kendine güçlü bir rakip haline getirdiyse, bundan sonraki işgalleri karşısında sessiz ve seyirci kalmakla, tarafsızım tırnak içinde söylüyorum deyip saldırganlığa prim verirse kendi ayağına sıkmaya devam eder. Bu Ethem Sancak'ın açıklamalarıyla ilgili skandal boyutta konuyla ilgisi yok ama bir şeye daha değineyim. Ethem Sancak Türkiye'de savunma sanayinde yetkinlik verilmiş bir isim. Tank palet fabrikasını vermişsiniz, BMC'den zırhlılar ürettiriyorsunuz ve bunu dünyaya satıyorsunuz. Bu adam savaşın ortasında Moskova'ya gidip bu sözleri edemez. Katmerli skandaldır. Hem gönderilmesi hem de gidip orada
bu sözleri ifade etmesi. Gelelim Türkiye'nin çıkarması gereken 5. derse. Türkiye bölgesinde kriz değil artık barış üretmeli. Ne demek istiyorum? Türkiye'nin yakın çevresine bir bakarsanız Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Rusya, Ermenistan, işte biraz daha dış çeperde Mısır, İsrail, Libya, bunların hepsinde krizler var. Hepsinde bir istikrarsızlık var. Bir ülkenin güçlenebilmesi için, bölgesel bir güç olup ekonomik olarak etkin olabilmesi için çevresinde ekonomik olarak güçlü ülkelere de ihtiyacı var. Yakın ülkelerle ticaretinizi artıramazsanız uzak ülkelerle ticaretiniz tek başına sizi kalkındırmaya yeterli değil. Bunun içinde iki şey var. Bir, artık Türkiye kendi iç huzurunu sağlamalı ve bölgesel barışı tesis etmeye yönelmeli. Bu da şu demek, Kürt sorununu artık çözmek zorunda Türkiye. Başkalarının istismar alanı oluşturmaya devam eden Kürt sorununu çözmeli ve dahası Kürt fobisinden ve histerisinden kurtulması gerekiyor. Yani Suriye'deki Kürtler, Irak'taki Kürtlerin durumundan hareketle bu ülkelerle ilişkilerini germeye, oralara müdahale etmeye vazgeçmek zorunda. Oralarda istikrar üretmek zorunda ki oralardaki istikrarsızlıktan beslenen büyük güçlerin de birbirleriyle tepişeceği alanları kurutmak zorunda. Çevresi ne kadar istikrarlı, huzurlu, barış içinde ve ekonomik olarak kalkınıyorsa Türkiye'nin kalkınması hızlanır, katlanır, güçlenir ve Türkiye'ye yönelik tehditler en aza inmeye başlar. Türkiye'nin bu gerçeğe uyanması gerekiyor. Bir diğer önemli konu, şu an dünyada en etkili pazarlar bununla ilgili. Her ne kadar Türkiye'de bir Batı karşıtlığı, Avrupa Birliği, AB karşıtlığı olmaya başladıysa da Avrupa Birliği, ABD, Kuzey Amerika pazarları ve Uzak Doğu pazarları. Türkiye'nin bu pazarlarla ilişkilerini güçlendirmesi lazım ama en yakın olduğu, gümrük birliği içerisinde olduğu Avrupa'yla ticari ilişkilerini, Avrupa Birliği'ne yaklaşımını gözden geçirmesi gerekiyor. Zira ilk etapta büyümesini sağlayabileceği, atılım yapmasını sağlayacak tek alan Avrupa Birliği gibi duruyor. 6. önemli ders kanaatimce, direkt Erdoğan'a bakıyor. Asla büyük konuşma. Ne demek asla büyük konuşma? Erdoğan uzun yıllardır CHP'nin CHP döneminde 2. Dünya Savaşı'nda uygulanan ekmek kuyruklarını, karneyle ekmek dağıtımını diline dolamıştı. Sonrasında işte batıda marketlerde kuyruklar var, benzincilerde kuyruklar var, işte Türkiye'de bunların hiçbiri yok vesaire vesaire. Sahip artırabilirsiniz o bütün mantıksız açıklamaları diyeyim ben size. Şu an Türkiye'de ekmek kuyrukları var. Şu an Türkiye'de marketlerde ayçiçek kavgaları ve kuyrukları var. Şu an Türkiye'de benzinlerde, benzincilerde kuyruklar var. 1 litre benzinin 25 liraya çıktığı ve burada durmayacağı biliniyor. O kuyruklar daha da artacak. Bu halk daha da fakirleşecek. O market rafları daha da boşalmaya devam edecek görünüyor. Şimdi Erdoğan 2. Dünya Savaşı'nın realitesini yok sayarak, dönemin şartlarını yok sayarak eleştirdiği CHP'ye bugün kendisi sadece Ukrayna'nın işgali nedeniyle kendi topraklarında, kendi yönetiminde yaşatıyor. Sırf demagoji olsun diye, sırf siyasi istismar olsun diye kullandığınız şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Asla büyük konuşma deyişim buydu. Yine ABD ile Batı ile kavga ediyordunuz. Ey ABD, ey AB, ey İsrail, ey NATO deyip duruyordunuz. Hatta işte Ethem Sancak örneğinde olduğu gibi NATO'yu darbecilikle suçluyordunuz. Bugün gelinen noktada tüm bunların desteğine ihtiyacınız var. Ve tek tek şimdi bunlarla ilişkileri onarmaya bakıyorsunuz. Hatta Ukrayna Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu yaptı diye Erdoğan diyor ki bize niye tam üyelik vermediniz? İyi de Avrupa Birliği kriterlerini, Kopenhag kriterlerini yerle bir ettin. Hukukun üstünlüğünü insan ayaklarına ayaklar altına aldın. Bunlar temel şartlardı. Bunları yaparken biz de Ankara kriterlerini uygularız diyordun.
Ne oldu? Asla büyük konuşma sözüne tekrar vurgu yapalım. Hatta bu konuyla ilgili ilginç bir yazı var. Ukrayna Savaşı dolayısıyla mahfi eğilmez kaleme almış. O da tıpkı Profesör Elvan Aktaş'ın yayınlarında ve sosyal medya hesabında söylediği gibi Türkiye'nin hızla fakirleşeceğini söylüyor. Mahfi eğilmezin Türkiye üzerindeki krizin etkilerine dair kaleme aldığı şeyden sadece 5 maddeyi hızla okumak istiyorum size. Diyor ki, faizi düşük tutma ısrarı devam ederse kur yükselmeye devam edecek. İthal girdi kullanımının fazlalığı nedeniyle fiyatlar artacak, enflasyon iyice hızlanacak. Yani yükselmeye devam edecek. Üç haneli enflasyonlara doğru gidecek. Yüzlere doğru yani. İkincisi, TL değer kaybetmeye devam edecek. Dünyada büyüme gerileyişi için ihracat düşecek. İthal ürünlere bağımlılığımız arttığı için ithalat pahalanacak ve sonuç olarak cari açığınız artacak. 3. Ekonomiyi canlı tutmak için yapılan vergi indirimleri ve kamu harcama artışları nedeniyle bütçe açığınız artacak. Kurun yükselmesini önlemek için yapılan döviz satışları nedeniyle Merkez Bankası üzerinden yapılan takaslama hariç net döviz rezervleri ekside kalmaya devam edecek. Şu an itibariyle eksi 70 milyar. Son bir ayda yapılan harcamaların 16 milyara çıktığını söylüyorlar ama henüz daha yansımış değil bilançolara, tam olarak bilmiyoruz ama yani Rusya 600 milyar dolar artı rezervdeyken, bunun yarısına el konulmuş ama hala 300 milyar dolar artı rezervi varken, bu krizleri yaşıyorken senin eksi 70-80 milyar dolar rezervin var ve giderek bunlar açığın artacak, daha borçlu, daha fakir, daha yüksek zamlı, daha yüksek enflasyonlu bir ülke haline geleceksin diyor. Son olarak Türkiye enflasyonlu büyümeden enflasyonlu küçülmeye geçecek. İşte esas felaket bu demek. Türkiye enflasyonu yükselterek büyümeyi artıracağını, TL'nin değerini düşürerek ithalatı artıracağını iddia ediyordu. Fakat gelinen noktada bundan hiçbir şey olmadığı gibi turizm gelirlerinden de beklediğini alamayacak. Yani Türkiye hızla fakirleşmeye devam edecek. Erdoğan'ın 2002'den aldığı Türkiye'nin çok daha gerisinde fakirleşmiş bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Asla büyük konuşma. Son bir ders, Türkiye iç barışını sağlamak zorunda. Yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye ancak ekonomik olarak güçlü olursa, bölgesinde cazip bir ülke, yumuşak güç olursa, bu da istikrar ve barış üretmesiyle mümkün. Toplumsal barışını sağlamak zorunda, Kürtlerle barışını sağlamak zorunda, kutuplaşmanın kırılmaya doğru gitmesini artık kaldırmak zorunda. Fakat mevcut tek adam rejimi, mevcut yapı buna izin vermiyor. Bunu değiştirmek zorundasınız. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Bunun hiçbir önemi yok aslında. Sistemin adının ne olduğu. Önemli olan sistemde denge ve denetim mekanizmalarının olması. Önemli olan sistemde özgür ve kuvvetli ayrılıklarının olması. Önemli olan medyanızın bağımsız olması. İşte Rusya'da Putin halkını medyası bağımsız olmadığı için kandırabiliyor. Bağımsız bir medya kamu yararına bekçi köpeği görevi görür. Bunu unutmayın. Eğer medyanız bağımsız değilse ülkenizde gerçekte ne olduğundan habersiz olursunuz. Tıpkı Rus vatandaşlarının şu an yaşadığı sağırlık ve körlük gibi. Peki bütün bunların Erdoğan'la başarılması, hukuka geri dönülmesi, özgürlüklerin yeniden yükseltilmesi, ekonomi politikalarının güçlenmesi, Batı'yla ilişkilerin onlandırılması, Türkiye'nin komşularıyla yeniden istikrar üreten ve iyi ilişkiler kuran bir konuma gelmesi, Batı kurum ve kuruluşları içerisindeki eski konumunu elde etmesi veya daha iyi konumlara gelmesi bu iktidarla mümkün mü? Maalesef eğer çok çok ciddi bir zihinsel ve yapısal dönüşüm yapmazlarsa mümkün değil.
Ama o kadar çok açıkları, o kadar çok yolsuzlukları, o kadar çok rüşvet ve şey sorunları, o kadar çok beşli çete ve yandaşlara peşkeş çekilmiş ihaleler vesaireler var ki iktidarın dönmesi pek mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye mevcut tek adam rejimini değiştirmeden, bu tek adam gitmeden Türkiye'nin düze çıkması ve daha hızlı fakirleşmesinin önlenmesi neredeyse imkansız. Ukrayna'dan sadece savunma ve askeri dersler değil, siyasi ve ekonomik dersler, toplumsal dersler de çıkarmak gerekiyor. Bir dahaki Perde Arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.